Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah bu toplantımızı en büyük hayırlara vesile kılsın inşallah. Değerli arkadaşlarım, hepinizin takip buyurduğu gibi terör maalesef canımızı yakmaya devam ediyor. Hakkari, Van ve Çukurca'da sadece ama sadece bir günde 21 şehit verdik. Sınır ötesinden de maalesef şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye 15 gündür devam eden sınır ötesi operasyonlarda da tam 4 şehit vermiş durumda. 4 de yaralımız var. Gün geçmiyor ki yüreğimiz yeni bir acıyla yanmasın. Gün geçmiyor ki masum bir ocağa yeni bir kor düşmesin. Pırıl pırıl evlatlarımızı, gencecik fidanlarımızı teröre kurban veriyoruz. Ben bütün şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, bütün bu şehitlerimiz ülke olarak karşı karşıya bulunduğumuz ihanetin boyutunu gözler önüne sermektedir. Maalesef terör son 30 yılda karşılaştığımız en derin problemlerden biridir. Ve her geçen gün daha da büyüyerek ülkemizin, milletimizin başına bela olmaya devam ediyor. Çünkü bu tür derin meseleler bir iki yıllık geçici yaklaşımlarla, pansuman tedbirlerle çözülemez. Tam tersine uzun vadeli politikalar ve istikrarlı, kararlı, azimli bir duruşu gerektirir. 30 yıllık tecrübe açıkça göstermiştir ki teröre karşı sadece silahla mücadele yetmiyor. Hatta problemi daha da karmaşık hale getiriyor. Meseleyi kalıcı olarak ortadan kaldırmanın yolu ise bataklığı kökten kurutmaktır. Tümüyle ortadan kaldırmaktır. Terörü besleyen sosyal, kültürel ve ekonomik sebepleri de ortadan kaldırmak gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, aklın yolu birdir. Aklın yolu milli görüştür. Terörü önlemenin tek çaresi de milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi'nden geçer. Bakın, biz yıllardır bu gerçekleri haykırıyoruz. Belki yüzlerce defa söyledik. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir dedik. Müzakerenin yeri de Oslo, İmralı değil, milli iradenin temerküz ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedik. Bataklığı kurutmak için terörle mücadele ederken halk ile müzakere edilmelidir dedik. Halkın beklentileri karşılanmalıdır dedik. Çünkü barış olmadan üretim olamaz. Üretim olmadan kalkınma olamaz. Kalkınma olmadan da güçlü Türkiye asla olamaz. Nihayet hükümet kısmen de olsa bizim dediğimiz noktaya gelmiş bulunuyor. Sayın Başbakan Güneydoğu yatırım ve destek paketini açıkladı. Biz Sayın Başbakan'ın Diyarbakır'da açıkladığı bölgeye yönelik ekonomik paketini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar üzerinde yeterince çalışılmadan hazırlanmış izlenimini verse de icraattan çok siyasi vaat görüntüsünde olsa da bütün noksanlarına rağmen bu paketi ülkemiz adına
bölgemiz namına sevindirici buluyoruz. Ancak bunun sadece lafta kalmaması, gerçekten icraata dönüşmesi lazımdır. Biz bunu adım adım takip edeceğiz. Biliyorsunuz, Milli Görüş'ün 1970'li yıllarda başlattığı ağır sanayi hamlesinde Doğu ve Güneydoğu'ya birçok fabrika yapılmıştı. Ama bunların daha sonra neredeyse tamamı özelleştirme yoluyla ya faaliyetleri durduruldu ya da konut alanına dönüştürüldü. Yine bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan Diyarbakır Temsan Türbin ve Jeneratör Fabrikası özelleştirirken bölgede her ile 10 fabrika kuracağız demek insanın aklına ister istemez acaba yine algı yönetimi mi yapılıyor endişesini getiriyor. Umarım öyle olmaz. Değerli arkadaşlarım, dediğimiz gibi Saadet Partisi olarak biz bütün yatırımların, bütün vaatlerin takipçisi olacağız. İcraata geçirilmesi için yardımda bulunacağız. Ayrıca yeri gelmişken bir noktayı da vurgulamak istiyorum. Türkiye'mizin sadece bölgesel değil, aynı zamanda topyekün bir kalkınma seferberliğine ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sadece 21 ilinin değil, 81 ilinin de fabrikaya ihtiyacı vardır. Sadece Güneydoğumuzun değil, İç Anadolu'muzun, Karadeniz'imizin ve diğer bölgelerimizin de işe ve iş alanlarına ihtiyacı vardır. Sadece Diyarbakır'ın, Mardin'in değil, Çankırı'nın, Çorum'un, Afyon'un, Kahramanmaraş'ın da bu yatırımlara ihtiyacı vardır. Bakın, Türkiye'nin en çok göç veren illerinden biri Tokat ilimizdir. Niye göç veriyor? Çünkü Tokat tütün fabrikasını kapattınız. Şeker fabrikasını kötürüm haline getirdiniz de ondan. Tokat'ta fabrika olsa bu insanlar neden göç etsin? Neden yerini, yurdunu, doğup büyüdüğü baba ocağını, ata yurdunu terk etsin? Göç eden elimiz sadece Tokat mı? Maalesef hayır. Erzurum, Bayburt, Sivas, Hakkari, Şırnak, Kars, Yozgat, Çankırı. Bütün Anadolu boşalıyor. Nitekim milletvekili sayısındaki düşüşlere baktığınızda bu dediğimiz husus gayet net olarak daha iyi anlaşılacaktır. Bu yüzden biz bu paketin sadece Doğu ve Güneydoğu ile sınırlı kalmamasını istiyoruz. Bütün Türkiye'miz için bir kalkınma, yatırım ve destek hamlesine dönüştürülmesini talep ediyoruz. Türkiye'nin buna gücü de vardır, imkanı da var. İbni Haldun der ki, coğrafya kaderdir. Kaderi ortak olanların geleceği de ortaktır. Bu güzel coğrafyanın insanları olarak ya hep birlikte var olacağız ya da hep birlikte kahrolacağız. Değerli arkadaşlarım, Milli Görüş'ün temel düsturu hayra motor, şerre firan olmaktır. Biz Saadet Partisi olarak bu düstur ile hareket ediyoruz. Sorumlu muhalefet anlayışımız gereği doğruları destekleyip yanlışların da bütün gücümüzle karşısında duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz.
Bu çerçevede 15 Temmuz sonrası yürütülen süreç konusunda da bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü sürecin ne kadar sağlıklı yürütüldüğü konusunda bütün toplumda olduğu gibi bizim de endişelerimiz vardır. Üstelik bu endişelerimiz maalesef giderek daha da artıyor. Partimize bu konuda her gün onlarca hatta yüzlerce telefon geliyor. Haksız şekilde açığa alındığını, işinden atıldığını belirten onlarca, yüzlerce, binlerce insan mağdur durumda. Hepsi doğrudur demiyoruz ama merak ediyoruz. Gerçekten bu listeler hangi kriterlere göre kimler tarafından hazırlanmakta? İşten atmalar hangi ölçülere göre yapılmaktadır? Bunlar şeffaf bir şekilde aziz milletimizle paylaşılmalıdır. Çünkü gerçekten çok ciddi iddialar dolaşıyor ortalıkta. Öyle ki paralelle mücadele ediyoruz diye tam tersine paralelcilerin korunduğu, buna karşılık paralelle hiçbir ilgisi bulunmayanların tasfiye edildiği konusunda ciddi ihbarlar alıyoruz. Burada Ergonokon'da, Balyoz'da yapılan hataların yapılmamasını biliyoruz. Suçlunun yanında masum da cezalandırılmamalı, kurunun yanında yaş da yakılmamalı diyoruz. Biz Saadet Partisi olarak ordunun içindeki cuntacıların temizlenmesi konusunda bütün gücümüzle, bütün yüreğimizle devletimizin, hükümetin yanındayız. Paralel, üçgen, kare, kozcu, közcü. Biz yargının, emniyetin her türlü çeteleşmeden arındırılması konusunda bütün gücümüzle devletimizin yanındayız. Devletine kumpas kuran, milletine kurşun sıkan, milletin meclisini bombalayan her hainin, her türlü yapının en ağır şekilde cezalandırılması konusunda bütün desteğimizle sonuna kadar devletimizin yanındayız. Ancak şunu da aynı açıklıkla söylemek istiyorum ki eğer bu süreç haksız yere bir masumun canını yakarsa bu haksızlığı asla ve asla tasvip edemeyiz. Orada da zulmün karşısında dururuz. Eğer bu süreçte paralel bahanesiyle bütün muhalif seslerin susturulması gibi bir yanlışa gidilirse buna da bütün gücümüzle Saadet Partisi olarak karşı çıkarız. Buradan bugünün yetkililerine seslenmek istiyorum. Adalet mülkün temelidir. Gün gelir size de lazım olur. Çünkü adalet herkes için gereklidir. Bu yüzden olağanüstü kararnamelerle Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi mümkün olmayan yargı yolunu kapatan metinlerle masum insanların savunma hakları ellerinden alınmamalıdır. İlahi emirdir. Bir topluma olan kin ve nefretiniz sizi adaletten ayırmasın. Asla unutmayalım ki devleti çeteden ayıran en önemli fark devletin bütün faaliyetlerini hukuk çerçevesinde yürütmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor. Hepinize
hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olunuz efendim. Sorusu olan kardeşimiz varsa alırız. Şehitlerimize başta belirttiğim gibi Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye maalesef müdahale etmek zorunda kalmıştı. Çünkü güvenlik sorunu ile karşı karşıya bulunuyorduk. Bildiğiniz gibi Kilis ilimize 90'a yakın füze atıldı. Orada resmi açıklamalara göre 21 insanımız hayatını kaybetti. 30 binden fazla insanımız evini barkını terk ederek oradan göçmek, ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Yetmedi. Gaziantep'imizin Karkamış ilçesi de aşağı yukarı tahliye edilmek durumunda kaldı. Bu durumda şanlı ordumuz, askerimiz ülke güvenliğini, insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için böyle bir operasyona girişmek mecburiyetine kaldı. Askerlerimize başarılar diliyoruz. Dualarımız kendileriyledir. Risk yok mu? O riskin olduğunu biz 6 yıl önce net olarak söyledik. Bu noktaya gelinmemeliydi. Ama bulunduğumuz noktada böyle bir müdahale kaçınılmaz hale geldi diye düşünüyoruz. Tabii ki risk var. Dediğimiz gibi 4 şehit verdik. 4 yaralımız var. Bir sürü masraf. Tabii şöyle. Dua ediyoruz. Askerimize dua ediyoruz. Dua etmek durumundayız. Çünkü oraya giden asker bu ülkenin emniyeti için canını fedaya hazır olan evlatlarımızdır. Allah yardımcılar olsun. Teşekkür ediyorum. Başka bir soru var mı?